Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle son maçın ardından canlı yayın yapamadık çünkü eee sonrası maalesef dişim kırıldı ve onu çektirmek zorunda kaldım. Ancak e, toparlama toparlayabildik. E, şu an itibariyle yine Allah şükür buradayız. Şöyle söyleyelim, e, zaten zaten şunun durumunu biliyorsunuz. 6 haftalık bir tedavi programı uygulanacak. Yani kolundaki kırığın yanı sıra ayağındaki sakatlıkla ilgili de bir tedavi süreci olacak bu. 6 hafta uzun bir süreç. Yani neredeyse Mart, Nisan ortası ligin sonuna yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Tabi arada bir milli maç arası var. Orası önemli. Ama sonuç olarak bir süre daha Onoçu'dan yararlanamayacak Trabzonspor. Afrika Kupası'na gitti. Ardından bu sakatlık derken onun adına da talihsiz bir durum. Trabzonspor adına gerçekten Talihsiz bir durum kiralık sonuç olarak ona açı bakıldığında. Belki sezon sonu yeniden kiralayabilir miyiz diye bir düşünce var Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda. Tabi bunu şu andan net bir şekilde telaffuz etmek zor ama böyle bir planlama var yeniden ona açıyı. servisini almak çok mümkün değil ama kiralayabiliriz diye bir düşünce söz konusu. Onu e, <laughs> belirteyim. Ayrıca e, diğer sakatlıklarla ilgili Benkovic sakatlık sürecini şu an itibariyle atlattı. Yine hevakim Fernandez sakatlık sürecini atlattı. Fiziksel anlamdaki eksikliklerini şu an itibariyle tamamlıyor. Pazartesi günkü maça kadar yetişir diye tahmin ediyorum. Ama yetişse bile Abdullah Hoca e, Batista Mendy-Dansville e, tandeminde bir süre daha devam ettirecektir. Çünkü hem sonuç alıyor hem de sahada bu ikiliden istediğini aldığına <laughs> inanıyor Abdullah Hoca ki istatistik olarak da tabii bu bunu e, gösteriyor. Dolayısıyla bir süre daha e, Batista Mendy, dansville ikilisini stoperde görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, Trabzonspor için en önemli nokta şu. Trabzonspor kazanıyor ama en önemli nokta şu. Trabzonspor kanat organizasyonlarını artık çok net bir şekilde gösteriyor ve Trabzonspor'un attığı son 5 gole de bakarsanız tamamında kanat oyuncularının faktörü var. Daha önce bu bu denli kanat oyuncularının e, domine ettiği veya aktif bir rol üstlendiği süreçler biraz az yaşanmıştı Trabzonspor'da ama şu an itibariyle kanat oyuncularının net bir şekilde bu e, galibiyet sürecine etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor için bir diğer nokta Trabzonspor'da Divan Başkanlık Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek. E, Mahmut Ören, Hayrettin Hacı Salihoğlu ve Emin Kahraman üç adaylı bir divan başkanlık seçimi var. Kulüp tarihinde bir ilk 3 adaylı divan başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Bununla ilgili de yarın gün içerisinde zaten yayınlarımızda olacaktır. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da gelecek. Burada bazı açıklamalar yapacak bu konuyla da alakalı ve diğer gündemle alakalı konularda yapacak. Aslında benim bu videoyu çekmedeki amacım şu. Hatırlarsınız izleyenler vardır belki izlemeyenler için bir kısa tekrar geçeyim ondan sonra nedenini açıklayacağım. Trabzonspor'un kupa galibiyeti sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya şöyle bir soru yöneltmiştim. Hocam yurt dışında 15 güne aşkın süredir bir ekip var. Nasıl gidiyor transfer çalışmaları? Koordine nasıl sürüyor diye. Şu ifadeyi kullanmıştı yurt dışındaki ekibin yanı sıra Trabzon'da bir ekip var. Başkanın yanında İstanbul'da bir ekip var. Bir de kendim bir ekip kurdum. Kendim de bir ekibe danışıyorum. Bu ama son noktada karar verici olan tabii ki benim dedi ve yine erken transfer süreciyle listeleri verdim, mevkileri verdim. Erken transferlerle sonuca gitmeye çalışacağız dedi. Bu erken verdi listeyle alakalı ben aslında biraz bilgi paylaşayım sizle. Şimdi stoper, hem sağ stoper hem e, sol stoper bölgesine oyuncu bakıyor Trabzonspor. Aynı zamanda yine sol bek bölgesine oyuncu bakıyor. <laughs> 6 8 10. 3 orta saha pozisyonuna da oyuncu bakıyor. Forvet hattına da oyuncu bakıyor. Kanat bölgesine de oyuncu bakıyor Trabzonspor ama kanat bölgesine daha çok rekabet edebilecek, seviyeyi daha iyi noktaya çıkabilecek oyuncular da bakıyor. Burada transfer planlamasında şöyle bir e, farklılık olacak yabancı oyuncuların yanı sıra hatırlarsanız son birkaç yıldır sadece yabancı oyuncu transfer gündemini konuşuyoruz. Bu kez yerli oyuncu transferi de gündeme gelecek. Çünkü 12 yabancı oyuncu mecburiyeti aslında sınırsız yani sahada 11 oynatıyorsunuz gibi görse de sizi yerli oyuncuları kullanmaya itecek bir mecburiyet. Çünkü sakatlığı var, cezalısı durumu var. O yüzden Muhtemelen sezon sonunda yerli oyuncu transferi de yapacak Trabzonspor. O yüzden bu noktada birkaç isim de muhtemelen sezon sonuna doğru düşmeye başlayacaktır. Planlama şu şekilde Umut Güneş'i kazanıyor şu anda Trabzonspor. Umut Güneş'in yanına Kerem'i veya Gökten'i veya farklı bir ismi daha ekleyebilir miyiz? Bununla ilgili kadro içerisinden kimleri çıkarabiliriz düşüncesi var şu an itibariyle. Orayla ilgili e, sezon sonuna kadar bu, bu oyuncuların oynama sürelerinin biraz daha arttığını görebiliriz açıkçası. O yüzden bu yerli kuralı yer, aslında yabancı mecburiyeti yerli kuralını da biraz tetikleyecek yerli oyuncuların piyasasında çok ciddi şekilde artacağını göreceğiz. O yüzden acaba Trabzonspor Berat'ın e, Berat'ı bir kez daha kadrosuna bu kez kiralık değil de gerçek anlamda kadrosuna katmayı Düşünür mü? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Veya yerli oyuncu noktasında siz şu ismi kesinlikle e, transfer etmeliyiz konusunda bir fikriniz var mı açıkçası? Onu da yorumlara yazarsanız merak ederim. Yine Mehmet Can e, sezon sonu opsiyonu var Trabzonspor'un ama şu an kullanacak mı kullanmayacak mı hala e, belirsiz muallakta bir durum var Mehmet Can'la ilgili. <laughs> sezon sonuna kadar belki Thomas Meunier tabi bu performansını sürdürdüğü takdirde biraz işi zor ama Biraz daha süre alırsa belki kendisini bir yeniden ispatlama şansı yakalayabilir mi? Enis Destan zaten kaldı ama Onaç'un sakatlanmasında belki Umut Bozok biraz daha süre almaya başlayabilir. Onaçu Fenerbahçe maçına çok zor gözüküyor gerçekçi olmak gerekirse. Ama tabii ki biraz daha burada şartların zorlanacağını söyleyebiliriz. Yani yetiştirilmesi noktasında. Bir diğer önemli konu da sezon sonu yabancı konusu. E, Trabzonspor'un e, biraz elini kolunu bağlayacak çünkü çok oyuncusu var Trabzonspor'un yani Maxi Gomezler, Korbelisler, teknişler Ongen, Bakiç'ler. yani bunlarla ilgili e, nasıl bir karar alacak Trabzonspor, şimdiden bunu e, kestirmek tahmin etmek zor. Mislav ile ilgili de bir bilgi verip toparlayacağım e, müsaadenizle. Mislav Orsiş şu anda ülkesinde e, tedavi süreci orada. Devam ediyor ile ilgili. E, alınan karar aslında 15 Mart tarihinde bu oyuncuyu sağ çalışmalarına katmaktı. Ama bu sürecin biraz daha uzatılması yönünde bir karar alındı. 15 Mart'ta değil de sanki biraz daha bir hafta daha olabilir belki bu süreç. Daha sonrasında e, Misla antrenmanlara çıkacak, takıma katılacak. Hedef sezon sonuna kadar en az bir 5-6 maç bile olsa oyuncuyu görmek onun hakkında bir fikir sahibi olabilmek bunu teknik ekip çok istiyor özellikle çünkü <laughs> gelecek sezonun planlamasında Mislav için nerede olacak nasıl konumlanacak buna tabii ki süreç içerisinde bir karar verilecek Mislav ile ilgili olarak bir de bildiğiniz gibi stadyuma sponsor olmuştu Papara Park ama stadyumun etrafında papara park ile ilgili herhangi bir ibare yok şu an itibariyle. Yönetim Kurulu burada bir karar aldı. Bu karar tabii ki stadyumun kullanım hakkının tam anlamıyla Trabzonspor'da olmadığı için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de Genel Müdürlükle de paylaşıldı ve oradan da onay çıktı. Artık stadyumun çevresine e, muhtemelen çok büyük olur mu bilmiyorum ama devasa boyutlarda olmasını tahmin ettiğim bir Papara Park yazılı bir tabela asılacak. Bu da stadyuma sponsor olan Filma'nın bir e, lansmanı anlamına gelecek. Bir diğer önemli konu, özellikle yurt dışındaki taraftarları bu çok yakından ilgilendiriyor. Trabzonspor, Avusturya, Hollanda ve Almanya'nın Westfalen eyaletinde e, TS Fan Club açmış. Yani oradaki taraftarları e, direkt bu Trabzonspor'a hizmet noktasında sürece dahil eden bir oluşum bunlar. Bunların sayısını artırmak istiyor Trabzonspor. Burada dış ilişkiler sorumlusu Yahya Karahasan çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu an için Avusturya, Hollanda ve Almanya'da var ama bunların sayısı artırılacak. Fransa'da, Belçika'da veya Avrupa'nın birçok noktasında TS Fan Club oluşumu altında taraftarları birlikte hareket ettirmeye çalışan, onların da Trabzonspor'a hizmet noktasında neler yapabileceğini, neler içerisinde olabileceğini gösteren bir oluşum içerisinde olmayacak. Onu da paylaşmak istedim sizle açıkçası. Bir diğer nokta bilmiyorum burada katılır mısınız, katılmaz mısınız? Enis Bardi'den bir tırnak açacağım. Enis Bardi Belki oyun olarak çok fazla sırıtmıyor yani takımı çok üst seviyede taşımıyor gibi gözüküyor ama performansıyla takıma önemli katkılar e, sağlıyor bence şu an itibariyle. Sezon sonu itibariyle sezon sonuna doğru belki oyuncunun e, takımdan ayrılma noktasında bir teklif getirebilir İtalya'dan böyle bir durum var. E, siz açıkçası Enis Bardi'nin gelecek sezon bu takımda kalmasını ister misiniz? Bu, e, bununla ilgili düşünceniz nedir? Onu e, paylaşırsanız sevinirim. Bir de ben bu videoyu çektiğimde henüz yayınlanmamıştı ama muhtemelen video yüklenene kadar yayınlanacaktır. Trabzonspor Kulübü yeniden Insight Storyleri yani e, oyunun planlanma aşaması, maçların planlanma aşaması, e, devre arası ve maç sonu konuşmalarını içeren bir içeriği yeniden yayın hayatına, yayına sunmaya başlayacak. O da muhtemelen dediğim gibi yayınlanmış olur. Bu video'nun burada sonuna geliyorum. Video içerisinde paylaştığım konularla ilgili görüşleriniz varsa aktarırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.